Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bir Kur'an iklimi programında elhamdülillah yine birlikteyiz. Ahzab suresi üzerinde sonlara doğru geldik, sohbet ediyoruz. Ve büyük bir ayeti kerime, ey iman edenler, izinsiz olarak Allah'ın Resulü'nün evine girmeyiniz ve gir, girince sohbeti uzatmayınız, yemeğe beklemeyiniz, yemek için davet edildiğinizde yemeğe yiyin ve ondan sonra sohbeti uzatmayın. Çünkü bu Allah'ın Resulü'ne bir eziyettir ama o size bunu söyleyemez, Allah söyler demiştik ve bu bölümde bu bölümü işlemiştik. Buradaki haya yani Allah'ın Resulü e, size söylemekten haya eder gördüğü eziyeti ama vallahu la yestahi el hak hakkı ortaya koymaktan Allah haya etmez demiştik. Bu hayanın içerisinde efendimizin eşleri de söz konusu. Efendimiz onlar adına da haya ediyor. Yani sadece kendi sohbet uzadığı için, kendi şahsi sıkıntısından, uykusunun geldiğinden falan değil. Dedik ya ev dar bir oda, bir hücre, o hücrede bir annemiz var mutlaka. Gelecek, gidecek ve bütün bunlar, bütün bunlar Efendimiz'i üzüyor. Üzüntüsü sadece şahsi rahatının bozulduğu için değil aile hayatından dolayı ve ayet-i kerimenin işte devamı bunu gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim ve iza səl'tmuhünne meta'an fes'aluhünne min varai hajab. Burada İslam ahlakı, İslam terbiyesi ve İslam hukukuyla ilgili önemli bir pasajdır burası. Onlardan diyor bir şey isteyeceğiniz zaman. Efendimiz'in yani Peygamber'in eşlerinden bir şey isteyeceğiniz zaman onu perde arkasından, hicab arkasından isteyiniz buyuruyor. Bu bir yani yeni gelen bir hukuk kuralıdır. O andan itibaren Allahu Teala bu ayeti kerime ile birlikte Resulünün evi ile ilgili yeni bir kanun koyuyor. Allah'ın Resulü'nün evinden, bayanlardan, annelerinizden bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyiniz buyuruyor. Birinci muhatap Müslümanlardır. Dikkat ediniz. Annelerimiz değil burada. Annelerimize demiyor. Yani siz perdenin arkasına geçin falan görünmeyin. Evet zımnen o da anlaşılıyor ama birinci muhatap nedir? وَاِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَابٍ Onlardan bir şey isteyeceğiniz zaman hicap bir perde arkasından, bir duvar arkasından isteyiniz buyuruyor. Muhterem izleyenlerim bu artık bir kural oluyor. Bu ayeti kerime geldikten sonra efendimizin eşleri, annelerimiz artık perde gerisine çekiliyor. Hicabın arkasına çekiliyor. Savaşa çıkarken bile bir hevdeç, bir kulübe gibi, küçük bir kulübe gibi devenin üzerinde hiçbir taraftan gözükmeyen o küçük kulübenin içerisine giriyor. Burası çok önemlidir. Hatta şöyle bir olay vardır. Hayber'de, Hayber'de daha önce de söyledik Hazreti Safiye annemizle evleniyor ya savaş esiri ve onunla evleniyor. Sahabe merak ediyor. Diyor ki Safiye'yi diyor Resulullah acaba bir cariye olarak mı aldı? Savaş esiri bir cariye olarak mı onu kendisine aldı? Yoksa annelerimizden bir annemi nikahlı, özgür bir bayan olarak mı aldı diye merak ediyorlar. Yarın görürüz onu diyorlar. Dikkat ediniz. Yarın belli olur o diyorlar. Niye? Eğer cariye ise sıradan sadece örtüsü olacak tesettüre bürünmüş bir bayan ve ama gözükecek ortalıkta. Ama perde gerisine çıkarsa yani bir perde arkasına çekilirse bir hicabın arkasına çekilirse devesine falan binerken söylediğimiz gibi o hevdeç bir çadır onun içerisine girerse biliniz ki artık aynen Ayşe gibi, Hafsa gibi, Sevde gibi Zeynep gibi özgür bir kadındır ve özgür iradesiyle nikahlanmıştır ve bakıyorlar ki ertesi gün Hazreti Safiye binti Huyey ne yapmıştır? Perde arkasına çekilmiştir. hevdecin içerisine hicabın gerisine çekilmiştir ve anlamışlardır ki ha işte bu şeydir. Bu da özgür bir bayandır. Yani cariye olarak almamış Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Şimdi aziz ve muhterem izleyenlerin burada Sebep de belirtiyor. Ve izâ seeltümûhünne meta'an fes'elûhünne min verâ-i Zalikum Zâlikum edharû ve Bu durum var ya böyle yapmanız perde gerisinden erzaruret halinde o annelerimize bir şey soracaksanız, bir şey isteyecekseniz, yani ne meta'an onlardan bir şey isteyecekseniz, perde gerisinden istemeniz var ya, sizin kalpleriniz açısından onların kalpleri açısından da en temiz olanıdır. En temiz olanıdır. Çeşitli vesilelerle söylüyoruz. Allahu Teala'nın en çok sevdiği bayan kimdir biliyor musunuz? Hani cennetteki bayanları bize anlatıyor ya, bize öğüyor ya Rahman suresinde, birçok surede cennet bayanlarını, cennetteki bayanların kalitesini anlatırken lem yadmis hunne insun qablahum ve la fe bi ayi ala rabbikum onlara ne bir cin ne bir ins insan dokunmuştur diyor. Yani gözden en çok ırak olan diğer erkeklerin gözünden en çok uzak olan, görünmeyen, bayan ne kadar görünmediyse bu anlamda Allahu Teala'da Allahu Teala'ya o kadar yakındır. Allah'a o kadar sevgilidir. Bu çok önemlidir. Aslında iyi düşünürseniz biz erkekler bir de bu dünyada bunu ararız. Hatta yani sözü çoğaltıyoruz. Ben çok şahit olmuşumdur. Yani kendisi doğru düzgün İslam'ı yaşamadığı halde, hatta içki içtiği halde, kumar oynadığı halde ben nice delikanlılar bilirim hanımı çel şey olacak. Yok. Benim hanımım yani örtülü olacak, abdestli namaz olacak, kimseyle yani görüşmemiş olacak diye. Bırakınız dindar Müslümanları. Yani berduşumuz bile yani bayanın böylesini istiyor. Bu çok önemlidir. Ha başkaları anlatmıyoruz. Biz burada hayasızlığı, edepsizliği tasvir etmiyoruz. Yani konuşmaya bile değmez. Ama Anadolu insanının anası babası Müslüman olan, kökeninde iman olan insanların hepsi böyledir. Ve Allah katında da nedir? Görünmeyen, harama görünmeyen, başka erkeklere ne kadar az görünmüşse bir bayan o kadar kadir kıymete sahiptir. Onun için resulünün eşlerine böyle bir kanun koyuyor. Ve iza saeltumuhunna meta'an fas'aluhunna min mera'i hijab in zalikum Evet bu var ya zalikum eghsar edharu Sizin kalplerinizin pırıl pırıl olması için, tertemiz olması için onların da kalplerinin temizliği için bu böyledir diyor. Bu bunu sağlar. Ve mekanelekum ente zu resulullah'i Resul'e, Allah'ın Resulüne eziyet etmeyiniz. Allah'ın Resulüne eziyet etmeniz olacak şey değildir. Ve ma kana lekum en tu'zu Rasulullah ve la en tenkehu min ba'dihi ebeda. burada bir kural daha koyuyor Allahu Teala. Bir kanun daha koyuyor. Nedir bu kanun? Allah'ın Resulünden sonra o bayanları nikahlayamazsınız. Hani zaten bu surenin başında da demişti ya Ahzab suresinin ta başında hemen birinci sayfasında Bismillahirrahmanirrahim en nebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfüsihim ve ezvâcuhu ümmehâtühüm Nebi var ya o müminlere kendi nefislerinden çok daha önceliklidir, çok daha evladır. Zevceleri de annelerinizdir diyordu ya ama sadece anneleriniz deyince belki olur ya yani annemiz bizde yani birilerine anne diyebiliriz bizden biraz yaşlı olan ama yeri geldiğinde evlenebiliriz öyle de mi bir ara kendi annemize değil de diyelim ki mahallemize veya bizden biraz yaşlı olana hürmet ederken diyelim ki işte efendim bak anneciğim şöyle dur böyledir ama. Daha sonra bu bayanla evlenmek haram mı? Yok haram diye. Ama burada Allahu Teala yani ben size en nebiyyü evlâ bil min efsihim, ve ezvâcuhu ümmehâtuhum onun zevceleri sizin müminlerin annesidir dedim ya bu boş değil ha. Bunun bir de gereği vardır. Nedir? Onları nikahlayamazsınız. Ebedi olarak nikahlayamazsınız. Nebinin eşlerini. Niye? Bu nebiye eziyettir. Veyahut da bilmediğimiz başka şeyler vardır. İşte ayrıcalık vardır. Evet bazıları Peygamber aleyhissalatü vesselamın ayrıcalıklı durumlarının olup olmadığını söylerken bu da bir ayrıcalık. Yani nikah konusunda hani evlenme hususunda yani birçok ayrıcalıkları vardı ya burada da yeni bir ayrıcalık getiriyor Allahu Teala. Evlenemezsin. Resul'ün eşleriyle ondan sonra evlenemezsiniz, ona eziyet etmeniz ve onun eşleriyle evlenmeniz olacak şey değildir, haramdır. İnne zelikümkane kane 'indallahi azıma. Bu var ya öyle basit bir kural değildir. Allah katında büyük bir günahtır ve Allah katında önemli bir iştir. Günah da demiyor. İnne zelikekum kane 'indallahi azîma sizin böyle bir şey yapmanız Resul'e eziyet vermeniz veyahut da bunun içerisine Peygamber aleyhissalatü vesselama deminden beri anlatılan ev, Efendimiz'in evine girdiğimizde yani yapacağımız bir takım kabalık, çiğlik, eşleriyle konuşma biçimi ve en sonunda da vefat ettikten sonra onun eşleriyle nikahlanmaya kalkışmanız nedir? Allah katında büyük bir günahtır, büyük bir haramdır buyuruyor Allahu Teala. İn şey'en ev tuhfuhu fe inna Allah kana bi kulli şey'in alima. Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de, açığa vursanız da iyi bilin ki Allahu Teala hepsini bilir. Evet, şunu kabul edelim. İslam tarihini biraz detaylı şekilde okuyanlar görecektir. Bir takım cahiller yeni Müslüman olmuşlar. Efendimizin dizinin dibinde değil yetişmeleri tabii. Gelmiş bir defa Müslüman olmuş gitmiş. Yani bunlardan duyduk biz. İşte Muhammed vefat edince, işte peygamberi vefat edince Ayşe ile evleneceğim, şununla evleneceğim diye bir takım böyle kabalıklar yapanlar da olmuştur. Biz bunları burada fazla deşifre etmiyoruz. Varmış. Ve siz diyor gizleseniz de, açığa vursanız da Allahu Teala sizin kalplerinizden geçenleri bilir diyor. Muhterem izleyenlerim, bu ayeti kerimeler baştan beri söylüyoruz. Allah'ın Resulü'nün evini yapıyor. Allah'ın Resulü'nün kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek şekilde peygamber olan, onun risaleti madem kıyamet gününe kadar devam edecek, onun aile hayatı da kıyamet gününe kadar tertemiz aktarılmalıdır, devam etmelidir. Onun için devam ediyor Allahu Teala. Bismillahirrahmanirrahim. La cunaha aleyhinne fi abaihinne Evet bu peygamberin eşlerinden siz bir şey isteyeceğiniz zaman onlara bakmayın. Onları görmeyin bir perde arkasından isteyin buyuruyor. Ama herkes mi? Hayır. Yani kimmiş istisnalar var. La cunaha aleyhinne o peygamberin eşlerine şunlar haram değildir şu insanlarla görüşmeleri, şu insanların onun evine girmeleri, onların odalarına girmeleri, onlardan bir şey istemeleri, doğrudan muhatap olmaları nedir? Haram değildir. Kim bunlar? La cunaha aleyhinne fi abaihinne. Babaları. Yani o bayanların babaları gelir, beraber olur, oturur, da ister. Evet, başka vela <laughs> ebinaihinne oğulları olur ya yani başka önceki erkeklerden olan oğulları varsa onlar da aynı şekilde ve <laughs> la erkek kardeşleri o bayanların erkek kardeşleri için bir sakınca yoktur ve la ebinai erkek kardeşleri ve bir de erkek kardeşlerinin oğullarının da gelip gitmesinde bir sakınca yoktur. Vela i ekvatihinle kız kardeşlerinin oğulları da, yani efendimizin eşlerinin yeğenleri, ister ağabeylerinin veya küçük kardeşlerinin oğullar olsun, ister kız kardeşlerinin oğullar olsun, onların gelip gitmesinde, girip çıkmasında, perde açık olarak bir şey almasında, vermesinde bir sakınca, bir günah yoktur. Vela <laughs> nisaehinle ve kadınların diğer kadınların e, girip çıkmasında bir sakınca yoktur ve ve meleket mameleket eymanuhunne ve bir de o baya o annelerimizin kölelerinin de yani köleleri içinde bir sakınca yoktur ve tegin Allah ve Allah ve Allah'tan korksunlar. Herkes bu hususta bu konuda titiz davransın ve Allahu Teala'dan korksun ve Allahu Teala'nın onlar için koyduğu kuralları iyi, iyi, takip etsinler, izlesinler, uysunlar, riayet etsinler. Çünkü Resulün evi rastgele bir ev değildir. Resulün hanesi, Resulün sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti, eşleri evet pırıl pırıl olmalıdır. Annelerimiz her yönüyle her türlü şaibeden uzak olmalıdır. Daha önceki sohbetlerde söyledik. Bu sıradan liderler bile böyledir dedik. Hele hele İslam'ın liderlerinin aile hayatı, kızları, eşleri yani onlar nedir? Onlar bile yani böyle kiri taşımaya gelmez. Elbette Allah'ın Resulü'nün evi de böyle olmalıdır. İnne <laughs> Allah kana ala kulli şeyin şehida. Allahu Teala nedir? Şüphesiz ki Allahu Teala her şeye şahittir. Bütün bu olup bitenlere sizin davranışlarınıza yani sadece görüyor falan değil şahittir. Bunu da unutmayınız buyuruyor. Aziz ve muhterem izleyenlerim bir başka ayeti kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu herkes ezbere biliyor. Benim anladığım kadarıyla ezbere bilmeyen çok az insan vardır. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Cumalarda, hutbelerde tekrarlanan bir ayet-i kerime, sohbetlerde tekrarlanan bir ayet-i kerime, Efendimizle ilgili bir olay olduğu zaman en çok tekrarlanan ayet-i kerime. Şüphesiz ki Allah ve melekleri yusallûne alen nebi o nebiye salat eder, ederler. Şüphesiz ki Allah ve Allahu Teala ve onun melekleri ne yapar? O nebiye yusallûne alen nebi o nebiye salat ediyorlar. Ya yuhammedelena amanu sallu aleyhi ey iman edenler o halde siz de o nebiye salat ediniz ve sellimû teslima ve ona canı gönülden teslim olunuz. Yani selam vermede anlaşılabilir, teslim olmada anlaşılabilir, hepsi var. Zaten adımız Müslüman. Müslüman teslim olandır ve özellikle ilk teslimiyet de Resul'e olmalıdır öyle değil mi? Biz teslimiyetimizi önce Resul'e göstermeliyiz. Öncelikle tabii başta efendimizin zamanında yaşayan o sahabe teslim olduğunu göstermelidir. Müslüman olduğunu Resul'e teslim olarak göstermelidir. Birinci anlayış budur. Ama bu ayeti kerime üzerinde müfessirlerimiz geniş geniş izahta bulunmuştur. Allah'ın salat etmesi nedir? Resul'ün şey nebiyle e, meleklerin salat etmesi nedir? Bizim salat etmemiz nedir? Bunlar ayrı olaylardır. İnşallah daha sonraki sohbetimizde bu konuya biraz daha yani biraz daha temas edelim. Ama çok fazla temas etmek istemiyoruz. Çünkü içinden çıkılmaz. Yani tefsirlere bakıyoruz. Sayfalar dolusu yani yazılar yazılmıştır. Sadece bu ayeti kerime ile ilgili. Ama biz merkezden uzaklaşmayalım. Ayetin kendi metninden uzaklaşmayalım. İnşallah şöyle kısa bir daha yani üzerinde durursak yani salatü selamın ne anlama geldiğini, salatın selamın ne anlama geldiğini inşallah bizim için yeterlidir. Sözü çoğaltmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aziz ve muhterem izleyenlerim.